Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala khayri halqihi Muhammed aleyhi afdalus sala ve atamu teslim. اليوم معانا سعادة المستشار المحامي اللي هو الأستاذ محمد زكي هوش كالدنس كما وعدناكم دائما في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا أنه نجيب لكم كل جديد. طبعا هذا الفيديو يعتبر نوعا ما متأخر، لكن حبينا نوضح بعض الأمور التي يعني تخص الجنسية التركية وكيف الحصول عليها مع المختص اللي هو المحامي محمد زكي. طبعا هو متخصص في بعض الأمور، مستشار الشركة في نفس الوقت. أول شيء راح تكون محادثة عن راح يكون الفيديو عن طريق محادثة بيني وبينه، وعندي كم سؤال بطرح عليه إن شاء الله، ومن ثم راح يجاوبني عليها. واللي عنده أي استفسارات دائما ممكن يطرحها في أسفل هذا الفيديو، وراح ناخذ استفساراتكم، ممكن نرد عليكم عن طريق محامي الشركه. انجليك لا تكرار ده مشكله بالنسبه لميت بي وشكر قابلان بي ben teşekkür ediyorum. Tabi gündemde olan sorulardan birisi her zaman Türkiye vatandaşlığı nasıl kazanılır. Artık malum son 2-3 seneden beri başlayan bu gayrimenkul alımında vatandaşlık alınıyor vesaire. Biz de istedik size güzel bir video hazırlayıp böyle sosyal medyada yayınlayacağız inşallah. Hı. Bazı sorular size yönelteceğim. Onların da inşallah kanuni şeklinde sizden cevaplarını alacağız. Başta şöyle hazırladığımız sorulardan bir tanesi, Türk vatandaşlığının kazanılmasındaki temel esaslar ve kanunlar, dayanıklar nelerdir? Öncelikle yine tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Çok önemli bir konu hakkında tabii aslında konuşuyoruz şu an. Evet. Çünkü yabancı yatırımcıların çok ilgi duyduğu bir alan ve cevaplanması gereken çok soru var. Evet. Türk vatandaşlığının kazanılması aslında Türkiye'de iki yolla gerçekleşebiliyor. Bir doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı var, bir de sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı. Evet. Aslında konumuzun kapsamı sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı. Evet. Burada istisnai yolda kazanılan Türk vatandaşlığından bahsedeceğiz. Bu 2010 yılında devletimiz tarafından yapılan bir düzenleme ile 5109 sayılı kanunla getirilen 12. maddesinde belirtildiği üzere istisnai yollarla yabancı kişilere vatandaşlık hakkı tanınıyor. Evet. Buna ilişkin ilgili kanunun gerekli yönetmelik kapsamında kişiler belli parasal miktarlar veya belirtilen rakamları karşıladıkları durumlarda Türk vatandaşlığını kazanabilme hakkına sahip oluyorlar. Güzel. Süreç bu şekilde. 2010'da başladı diyorsunuz bu. Evet, bu düzenleme ilk olarak 2010 yılında getirildi. Daha sonrasında 2010 yılında getirilen düzenlemeyle belirtilen rakamların dünya ölçeğinde yüksek olduğu tespit edildikten sonra evet, ülkemiz tarafından, devletimiz tarafından yeni bir düzenleme yapılması gereği duyuldu. Evet. Ve ilgili yönetmenin 20. maddesinin B bendine göre yeni 2018'in Eylül ayında getirilen düzenleme ile 250 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırımı yapılması durumunda evet, veya 500 bin dolar değerinde mevduat hesabına gerekli paraların yatırılması durumunda Türk vatandaşlığının kazanılması hakkı doğuyor. 2018'in Eylül ayında? Tabii 2018'in Eylül ayında yeni getirilen düzenleme ile çok güzel bu rakamlar aşağıya çekildi. Tabii bu da yabancı yatırımcılar için bir fırsat oldu. Evet. Bu şekilde kişiler de yabancı yatırımcılar da ülkemize gelip aslında devletimizin de istediği şey buydu. Kişilerin ülkemize gelmesini teşvik etmekti. Yatırım yapması. Evet. 2018 yılının Eylül ayında getirilen düzenlemeyle bu imkan sağlandı. Ve belirtilen rakamlar aşağıya çekilerek yabancı yatırımcılara aslında bir nebzede bir fırsat tanımış oldu. Peki şimdi işi biraz böyle kolay bir şekilde, milletin anlayacağı şekilde gidelim. Çünkü kanuni şeyler tabii, biraz tabii, şey olur. Tabii, şimdi diyelim bir vatandaşımız 250 bin dolara bir gayrimenkul satın aldı. Evet. Ondan sonra bu gayrimenkulle vatandaşlık kazanmak istiyorsa süreç nasıl işliyor? Şimdi süreç aslında 3 aşamalı bir şekilde işliyor. Evet. Bu sürecin ilk aşaması kişinin yapmış olduğu gayrimenkul yatırımının değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne biz gerekli evraklarla, bu gerekli evraklar da şunlardır, satın alınan taşınmazın tapu sureti, tapu, evet, ilgili taşınmaza dair ödenmiş olan miktar belirten banka dekontu evet, ve birkaç diğer evrakla birlikte öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne bir başvuru yapıyoruz. Güzel. Bu başvurumuz neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yabancı yatırımcıya ilişkin satın alınan taşınmazın gerekli şartları kapsadığı
inceleniyor, kapsayıp kapsamadı. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde tarafımıza bir uygunluk belgesi veriliyor. Uygunluk belgesi, evet. Bu sürecin ilk aşamasıydı. İkinci aşaması, bu uygunluk belgesini de alarak kişinin ikamet izni için, yabancı yatırımcının ikamet izni için il göç idaresine bir başvuru yapıyoruz. Güzel. Yabancı yatırımcının ikamet iznini de sağladıktan sonra son aşamaya, üçüncü aşamaya geçiyoruz. Ve üçüncü aşamada uygunluk belgesiyle beraber ikamet izni ve gerekli diğer evraklarla birlikte ilgili göç idaresi müdürlüğüne başvurarak kişinin vatandaşlık sürecini tamamen bitirmiş oluyoruz. Sonrasında bekleme sürecine geçiyoruz. Anladım. İkamet tezkeresinin alması şart mı? Tabii, kesinlikle şart. Bu dediğim üç aşamadan herhangi birini atlama şansımız yok. Anladım. Öncelikle uygunluk belgesi, sonrasında ikamet izni, evet. En son aşamada da vatandaşlık, istisnai vatandaşlık için başvuru formu ve gerekli evraklarla tamamlanarak ilgili göç idaresi müdürlüğüne sunuluyor. Evet. Sonrasında sürecin artık bekleme aşamasına geçiliyor. Bekleme aşamasında da tabii ki devletimiz öngörüleceği üzere bir vatandaşlık hakkı tanıdığı için gerekli incelemeler yapılması için artık bekleme sürecine geçiyoruz. Yani süreç kısacası 1, 2 ve 3. aşamalar şeklinde ilerliyor. Evet. Sonrasında zaten Türk vatandaşlığına geçiş işlemi tamamlanıyor. Peki şöyle sorsam, bu süreç içerisinde başvuru yapan yabancı yatırımcı Türkiye içinde, yani Türkiye'de bulunması gerekiyor mu, yoksa dışarıdan vekalet şeklinde mi çözülebilir mi? Dışarıdan vekaletle taşınmazın alım işlemi sağlanabiliyor. Doğrudur. Bu alım işlemi sağlandıktan sonra vekalet verilen kişinin vekaletnamesine dayalı olarak yapılan satım sonrasında bir vekil tayin ediliyor. Evet. Tayin edilen vekil, kişi burada olmadan da bu hukuki süreci ve idari süreci yürütebiliyor. Evet. Kişi son aşamada, Türk pasaportunun verildiği aşamada ülkemize gelmek zorunda artık. Evet. Bu zorunda olduğu durum. Aslında ikamet izni, ikinci aşamada ikamet izni çıktığı zaman ikamet izni belgesiyle de ülkemize giriş yapmasında bir sakınca yok. Doğru. Ama son aşamada, üçüncü aşamada kesinlikle ülkemize gelmesi gerekiyor. Çünkü Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra normal Türk vatandaşları gibi parmak izi ve diğer işlemler için ülkemizde olması gerekiyor. Anlaşıldı, güzel. Peki süreç daireyi ya da gayrimenkul aldığından başlayıp vatandaşlığı kazanmasına kadar ne kadarlık bir süreç, mesela ay olarak tahmini bir süreç var mı? Ya da yani şöyle, tahmini bir süreç aslında devletimiz bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyor. 2018 Eylül ayında gelen değişiklikten sonra devletimiz başvuru aşamasında, yani 3. aşamadan sonra 60 gün içerisinde bu başvuruları sonuçlandırmayı hedefliyordu. Tabii yaşanan yoğunluk durumu ve ülkemizde ve dünyada gerçekleşen pandemi nedeniyle süreçler birazcık daha esneyebiliyor. Evet. Kesin bir maksimum süre verme şansımız yok ama gayrimenkul alımından vatandaşlık sonuna kadarki işlemi biz tahmini olarak 4 ve 6 ay arasında öngörüyoruz. Ortalama olarak bu süre içerisinde tamamlanmış oluyor. Sadece çok istisnai durumlarda sürecin biraz daha esnemesi söz konusu olabiliyor. Tamam, güzel. Şimdi gelen sorulardan en önemlisi, önemlilerinden birisi şu. Diyelim ki ben bir aile ferdi olarak, yani baba olarak mı başvuru yapacak, aile komple mi vekalet verecek? Bir de kimler kazanabilir? Mesela bir aile ferdinden 18 yaş üstü olan kazanabilir mi? Ya da 18 yaş altı sadece kazanıyor, bu biraz önemli bir soru. Herkes bunu soruyor. Bu aslında en önemli soru. Bu aslında en önemli soru bizim için. O da şundan dolayı, buna ilişkin gerçekten bilinmeyen ama fikir yürütülen çok önemli bir alan bu. Evet. Aslında çok kısa ve net, kişi, yabancı kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altındaki çocukları Türk vatandaşlığına geçiş hakkını kazanıyor. Evet. Bu kişiler dışında anne, baba veya 18 yaş üstü çocukların hiçbiri bu haktan yararlanamıyor maalesef. Yararlanamaz. Sadece devletimizin belirlediği yönetmelik kapsamında kişi, yabancı yatırımcı, eşi ve 18 yaş altındaki çocukları. Çocuk sayısında bir sınırlama söz konusu değil. Anladım. Kaç çocuğu varsa doğum belgesiyle belirlenebilir nitelikte olması gerekiyor. Bu niteliklere sahip çocuklarla birlikte kişinin kendisi ve eşi Türk vatandaşlığına geçiş hakkını kazanıyor. Anladım. Gerekli olan evraklar, dediğiniz gibi makbuzlar önemli mi? Mesela aynı bankadan, yani Türkiye içerisinden yatırılmış bir makbuz mesela, ya da yurt dışından gönderebilir mi? Diyelim ki ben X firmasından gayrimenkul satın aldım. 250 dolarlık bir gayrimenkul satın aldım. Param da yurt dışında. Direkt şirkete mi yatırmam lazım, ya da gelip burada bir hesap açıp sonradan yatırmam lazım mı? Buradaki Türkiye'de faaliyet gösteren bankaya
havale şeklinde yatırılan parada, evet, parayla yapılan işlemlerde dekont almamız gerekiyor. Evet. Yani işin kısacası sağlıklı olan kısmı, Türkiye'de faaliyet gösterilen bankalara yurt dışı kanalından havale yapılıp sonrasında artık satıcı kişinin hesabını havale işlemi o Türkiye'deki banka aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tamam. Sağlıklı olan yöntemi bu. Önemli olan sorulardan bir tanesi de şu, diyelim ki parayı yatırırken herhangi bir açıklama yazması gerekiyor mu? Birincisi bu. İkincisi de tapuda. Tapuyu alırken bazılar diyor ki tapuya bildirmeniz lazım. Ben bu tapuyu vatandaşlık için alıyorum diye. Öyle bir şey şartı var mı? Şimdi böyle bir şart yok aslında. Ama tabii ki bir para gönderimi söz konusu olduğunda açıklama kısmına o paranın hangi amaçla gönderildiğinin yazılması gerekiyor. Aslında bu kanunda düzenlenen bir husus değil. Evet. Ama ticari örf adet gereği kişiler satın almış oldukları taşınmazın havalesini yaptıkları zaman evet, bunu belirtmek gerekiyor. Evet. İkinci durum tapuda belirtilme durumu. Zaten aslında ilk aşamada biz onun uygunluk belgesini alırken tapuya bir şart koyduruyoruz. Evet. O şart aslında zaten vatandaşlık şartı. Bu tapu devrinden önce mi sonra? Sonra. Tabii, tapu devrinden sonra evet, biz ilgili tapu müdürlüğünden uygunluk belgesi başvurusunu yaptığımız dönemde evet, zaten oraya 3 yıl satılamama şerhi adı altında vatandaşlık şerhi işletiyoruz. Zaten bu yeterli oluyor bizim için. Kanunda da istenen, bizden istenen kısım bu. Peki diyelim ki ben tapuyu ya da gayrimenkulü 2018'den önce satın aldım. Bu aynı kapsama giriyor mu acaba? Hayır, maalesef o aynı kapsama girmiyor. Evet. Çünkü 2018 Eylül ayından getirilen düzenleme 2018 Eylül ayından sonrasını kapsıyor. Geçmişe dönük nitelikte değil. Evet. Getirilen yönetmelik o yüzden 2018 öncesi bir taşınmaz satım alımı söz konusu olmuşsa oradaki 1 milyon dolar değerindeki tutarı baz alıyor devletimiz. O yüzden o tutara denk gelmesi gerekiyor. Yani kısacası 2018 öncesi yapılan alımlar evet, 250 bin dolar kısmını kapsamıyor. Şöyle bir nokta var, onu da söylemek istiyorum. Diyelim ki ben daire 2016'dan satın aldım ama taksitlerim devam ediyor. Evet. 2020'de tapuyu aldım. Evet. Acaba burada durum nasıl oluyor? Burada tapunun alındığı tarih baz alınıyor. Anladım. Ödemeler taksitle de yapılmış olsa biz tapu müdürlüğüne ilk aşamada başvurduğumuz zaman evet, tapu müdürlüğü tapunun verildiği tarihe bakıyor. Evet. Tapunun verildiği tarihte 2018 Eylül ayı sonrası yönetmeliğin kapsamı içerisinde ise o kapsam içerisinde değerlendirme yapılıp evet, 250 bin dolar değerini aşıyorsa eğer bize uygunluk belgesini veriyorlar. Çok güzel. Bu kanun çıktıktan sonra, yürürlüğe girdikten sonra hangi ülkeler daha çok başvuru yaptı acaba? Evet, yani aslında tahmin edilebilir. Evet. Tabii ki Orta Doğu ülkeleri okay, daha çok ilgi gösteriyor. Çok iyi. Bunun sebebi de çok açık. Çünkü hem kültürel olarak, hem tarihsel olarak, hem de inanç olarak evet, birbirine çok yakın ülkeler. Evet. Gerek ülkemiz olsun, gerek Orta Doğu ülkeleri olsun. Hı hı. Bu sebeple aslında genel olarak en yoğun başvuruyu Orta Doğu ülkelerine görüyoruz. Evet. Sonrasında aslında çok çeşitli ülkelerden başvurular var. Örneğin Amerika'dan var, İsrail'den var. Hatta Çin'den de başvuruların olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye ekonomik olarak da, ticari olarak da potansiyelli bir ülke olduğu için doğrudur, yabancı yatırımcılar ülkemize gelmekte çekinmiyorlar. Evet. O yüzden aslında evrensel bir nitelikte tabii daha çok Orta Doğu ülkeleri ülkemizin sağladığı bu imkanı değerlendiriyor. Sorulardan da bir tanesi, şimdi diyelim 3 sene boyunca buna şerh koyuluyor. Hiç evet, tasarruf yapamıyor bu. Yani satamıyor, hiçbir şey yapamaz. Doğru mudur? Ama kiraya verebilir mesela. Tabii yani aslında şimdi çok merak edilen sorulardan tabii, bir tanesi. Tabii, önemli bir soru. Evet. Bizim de çok yoğunlukla aldığımız bir soru. Evet. Aslında burada kişinin tasarruf hakkı var ama kısıtlı. Bu kısıtlı ne demek oluyor? Gayrimenkulü satamıyorsun. Evet. Çünkü biz uygunluk belgesini alırken 3 yıllık şart koyduruyoruz. İlgili kanun gereği. 3 yıl içerisinde satım işlemi yapılamıyor. Evet. Ancak kiralama tasarrufunda bulunabiliyor kişi, yabancı yatırımcı. Dediğim gibi kısıtlı bir tasarruf durumu söz konusu. Ancak mevduata dayalı başvuru hakkına gidildiği zaman o kısımda 500 bin dolar
üzerinde 3 yıl boyunca kesinlikle hiçbir şekilde tasarrufta bulunamıyor. Bankaya 500 bin dolar tabii, yatırıp evet. 500 bin evet. dolar 3 sene boyunca öyle de bir vatandaşlık kazanabilir. Tabii o da yani. İmkanlarımızdan biri. Orada hiçbir tasarruf hakkı yok. Anlaşıldı. Ama gayrimenkule ilişkinde tabii ki kiralama işlemi yapılabiliyor. Peki yine birisi şimdi ben sosyal medyada biraz paylaştım dedim. Avukat Bey'e sorunuz varsa. Birisi diyor ki diyelim ben aldım 2018'den ilk kanun çıktığında daireyi aldım. Şu an 3 sene bitiyor. 3 seneden sonra ben Türk vatandaşlığı kazandım. Evet. Başka birine bu işlem, bu tapuyu satıp o aynı işlemi devam edebilir mi? Devam edebilir çünkü kanunda bunu kapsayan bir durum yok. Evet. Yani kanun yabancı yatırımcıya şunu söylemiyor. Senin gayrimenkulü aldığın satıcı niteliğindeki kişinin yabancı olmaması gerekiyor diye bir hüküm yok. Evet. O yüzden 3 yıl sonunda o gayrimenkulü bir başka yabancıya satmış olsa dahi, tabi burada yine tutar çok önemli, 250 bin doların üstünde kalması gerekiyor. Evet. Bunu yapmış olsa bile o yeni alan kişi de bu süreçten faydalanabiliyor. Tabii. Önemli olan sorulardan da bir tanesi hangi ülkeler yasak? Yani hangi ülkelerin ya da hangi ülke vatandaşlarının Türkiye'de vatandaşlığı alması yasak? Evet, bu da bize çok soruluyor. Evet. Burada da aslında şöyle bir durum söz konusu. Aslında Türkiye tarafından kısıtlanan hiçbir ülke yok bu başvuru hakkına ilişkin. Hı hı. Sadece Suriye'ye ilişkin, Suriye vatandaşlarına ilişkin düzenleme var. O da 1949 yılına ait Türkiye ile Suriye arasında Hatay meselesinden dolayı yaşanan bir problemden dolayı evet. Suriye vatandaşları Türkiye'de gayrimenkul alamıyor, Türkiye vatandaşları da Suriye'de gayrimenkul alamıyor. Sadece böyle bir istisna var. Evet. Orada da tabii hani Suriye vatandaşları Türk vatandaşı olamıyor mu gibi bir soru doğuyor. Böyle bir durum yok. Onlar da genel çoğunlukla mevduat hesabı açılarak, 500 bin dolarlık parayı mevduat yani. Hesabı açılarak Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanabiliyorlar. Süreçlerinin ilerlemesine de herhangi bir sakıncalı bir durum söz konusu olmuyor. Yine aynı şey mi oluyor mesela baba, anne, kurum, bir de çocukları? Tabii. Yine yatırımcının başvurduğu alan fark etmeksizin, gayrimenkul istihdam vadeli hesap fark etmeksizin burada kişi, kendisi, eşi ve ailesi Türk vatandaşlığını kazanmaya hak kazanabiliyor. Çok orada bir sakınca yok. Kamera çekim başlamadan önce de bir konuyu size sordum. Başka yollar da var dediniz bu evet. vatandaşlık kazanması. Mesela bir 50 kişi Türk vatandaşını evet. istihdam etmek. Bundan biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle 5901 sayılı kanuna ilişkin yönetmeliğin 20. maddesinin B bendinde bu hususlar sayılmış. Evet. Bu hususlar şöyle ki gayrimenkulü zaten konuştuk. Evet, konuştuk. Onun haricinde mevduat hesabının açılması evet, 500 bin dolar değerinde. Türkiye'de istihdam şartı var. Türkiye'de 50 kişilik bir istihdam sağlanması durumunda yatırımcı kişinin Türk vatandaşlığına başvuru hakkı doğabilmekte. Burada 2010 yılındaki düzenlemede bu 100 kişiydi. 2010 yılında evet, 100 kişi. 100 evet. kişiydi. Bu 2018 Eylül ayında gelen yeni düzenleme ile birlikte bu 50 kişiye düşürüldü. 50 kişiye düşürüldü. Onun haricinde hazine bono ve tahvillerin alınma durumu var. Orada da 500 bin dolarlık şart aranıyor. Onun da gerçekleştirilmesi durumunda yine yabancı yatırımcı kişi Türk vatandaşına hak kazanabiliyor. Çok iyi. Herhalde bu şekilde biz sorularımızı tamamladık. Geldiğiniz için teşekkürler. Güzel ben bir sohbet oldu. Faydalı bir sohbet oldu. Umarım hı. herkesin yararına olur inşallah. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tekrar söylüyorum. Sağ olun. Umuyorum ki bu sohbet de bizi izleyen kişilere yardımcı olur. Akıllarındaki soru işaretlerini kaldırır. Evet. Bu şekilde. Teşekkürler. Tabii neşkurul mutabi'in kulluhum ala husnul istima' istifadna kathir min ustaz Muhammed Zeki fi mawdu'u'l cinsiyye't turkiyye ve turuqha واكثر شيء تكلمنا عنه اللي هو الحصول على الجنسيه التركيه عن طريق شراء عقارات في تركيا بقيمه 250 الف دولار كيف الطريقه كيف تتم كيف يتم ايداع الاموال وفي طرق اخرى مثل ايداع مبلغ 500 الف دولار في حساب بنكي بشرط انك ما تقدر تستخدم المبلغ هذا لمده 3 سنوات أمور كثيرة تحدثنا برضو أعطانا طريقة للحصول على الجنسية التركية وهو توظيف 50 شخص في أي مؤسسة أو شركة ومنها بهذه الطريقة يحق للشخص المستثمر التقديم على الحصول للجنسية التركية أشكر مرة ثانية باسمكم إذا عندكم أي استفسارات أي أسئلة ممكن تشاركونا فيها في قسم التفاصيل ونحاول دائما نجيب لكم كل جديد ومفيد في عالم الاستثمار والعقارات في تركيا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته